Gel hayatım, çok şık oldun. Bak, teşekkür ederim Seda Hanım. Hazırlandı, elbiselerini giydi. Evet. Yemekler, hepsi tamam mı? Evet Seda Hanım. Fayıtalar oldu. Topladım. Hı. Soframızı da kurduk beraber. Hı. İnşallah güzel bir yemek olur. Aramızda kalsın ama röportajdaki yorumları duyunca ben anladım ki Nebiye Hanım'a şimdiden geçmiş olsun. Menüyü beğenmemişler mi? Evet. Ama benim gayet başarılı yani. Hem de menümü yaptım, tamamladım. Onları da gününde göreceğiz beğenmedilerse. Aynen, böyle arkasında dur yemeklerini. Evet, duracağım zaten. O kadar emek verdim Seda Hanım. Evet. Sofrayı kurduk, giyindik, mutfağı topladık, yemekleri yaptık. Neyini beğenmediler? Yani bakalım kendileri yetiştirebilecek mi? Hepsini Seda Hanım'la beraber yaptınız ama. Ben ne yaptım ki? Ben bir etleri doğradım. Ama bir önemli de... bir kısmı yaptınız Seda Hanım. Olsun. Ben hızlı hızlı Koş kapı, kapı. Ah kapı Seda Hanım, ben bir kapı yapayım. Seda Hanım. Benim sana hediyem. Güle çok güle teşekkür günlerdi. Ederim Seda Hanım. Canım benim, kalkamadım. Aa, olsun şuraya Seda Hanım. Teşekkür ederim. Elim boş gitmiyorum artık hiçbir eve. Evet, böyle kanunlarım var. Birazdan bahsedeceğim. Seda Sayan kanunları geçerli bundan sonra. Hakkaniyetli olarak yeni bir kanun, yeni bir sayfa. Seda Hanım, ben puanlarla ilgili zaten sizden bir atak bekliyordum ve demek ki artık bununla ilgili bir şey olacağını da düşünüyorum. Evet, kızıyorum, söyleniyorum, yine anlamıyorlar hayatım. Evet. Bir nedir ya, bir? Kesinlikle. Bir ne ya? Bu kadar emeğe yani. Evet. İşte. Bak, hadi git kapını aç da konuşalım. Kapı misafirlerimi alayım. Beraber konuşalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. 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 Nebiye ben. Hoş geldiniz. Aşkım. Nebiye. Merhaba Bilge. Hoş geldiniz. Merhaba İkram. Hoş geldiniz. Buyurun. Merhaba. Merhaba, kalkamıyorum. Hoş geldiniz. Şöyle şuradan geçin. Kalkarsam bir daha siz de geçemezsiniz. Ben de aynı şekli alamayabilirim. Hoş geldiniz. Sen nereye bacım? Sen nereye? Böyle dolaş. Tabii oradan şöyle git. Gelsene kız. Buradan direkt geç. Gel geri. Gel geri, gel geri yar, gel geri. Sen bir kalk. Sen geç önce. Dur, geç, gel. Gel kız! Şuradan geç. Bana bak, bana. Ha, oraya otur. Sen de oraya. Bismillahirrahmanirrahim. Yeni haftaya güzel başladık. Gerçi onlar yıllardır benim kız diye bağırmalarıma alışkınlar. Alışkınsınız değil mi? Evet, aynen. Hoş geldin. Kendini tanıt önce. Adım Sevda Çekin. Sevda. 37 yaşındayım. Hoş Sivaslıyım. Allah hemşerim. 3 çocuk annesiyim. İkizlerim var. 7 yaşında, bir tane de 15 yaşında oğlum maşallah, var. Maşallah. Maşallah. Sevda. Sen tatlım. İsmim Aşkın. Aşkın. 42 yaşındayım. Aşçıyım. 3 oğlum var. Oo. Bir tanesi şöyle asker dik inşallah. Dik otur. Asker hayırlı tezkereler nasip etsin. Amin. Kurban olduğum ya Rabbim bütün askerlerimize. Amin. Sevda. Aşkın. Ekrem Semetay ben de. Evet. Öğrenciyim, İzmirliyim normalde. Evet. Pendik'te yaşıyorum. Normalde derken? Anormalde neresi çocuğu? Normalde İzmir'deyim ama şu anda İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul. Ya, onu belirtmek tamam, istedim. Peki. Ekrem. Evet. Sevda, Aşkın, Ekrem. Ezberle Nebiye. Nebiye. Bilge Öğüt. Bilge. 26 yaşındayım. Artvinliyim. Özel sektörde çalışıyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi sen... günün mana ve önemini belirten konuşmanı yap Nebiye. Evime, soframa hoş geldiniz. İnşallah güzel bir yemek olur, güzel bir akşam yemeği olur. Hı. İsimleri ezberledin mi? Aşkın, Aşkın, Aşkın Sevda, Ekrem, Bilge. Bilge. Sofra düzenini nasıl buldun Bilge? Soframız gayet şık görünmesine rağmen ortası çok boş. Öncelikle onu söylemek istedim. Ne isterdin ortada? Yani en azından böyle... Şişenin içinde bir çiçek olmayabilirdi. Etrafımız çiçeklerle dolu olmasına rağmen masanın ortasında çiçek yok. Evet, ben şişeleri uygun gördüm. Dedim bu şekilde yapayım. Çünkü genelde büyük çiçek olduğu zaman da gördükten sonra kaldırıyoruz. Hani bunlar kalır diye düşündüm. Ekrem, nasıl buldun çocuğum? Önümdeki bunlar klasik, güzel ama şu öndeki otantik çok. Yani hiç hoş bu mu? Gözükmüyor. Örtü. Evet. Burası çok iyi de bu örtü çok gözüme aldı, şu çiçekler filan. Bir de ekmeğin oradaki altındaki
eşarp tarzı şey gözüme takıldı. O ne? Mendil. Bu tarz şeyler çok sunumlarda kullanılıyor. Yani sosyal medyalarda da görüyorsunuzdur. Belki siz erkek olarak çok takip etmiyorsunuzdur ama hanımlar eminim çok iyi biliyorlardır. Artık bu tarz şeylere çok geri dönüldü. Okey, bakın şimdi bu servis olarak tamam. Evet. Burası çok şık ama şu örtünün manası şu. Çok bağdaştıramadım hepsini. Bu önümdeki çok şık. Evet. Gerçekten çok şık. Hatta bardaklarınızı da çok beğendim. Onları öveyim biraz da çünkü bardakların aynısı bende de var. Ya. Evet, aşkım nasıl buldun hayatı? Masa düzeni güzel, sade ama biraz göz yoruyor gibi. Tabakta çiçekler, önümüzde çiçekler. Yine tekrar masanın ortasında çiçek kullanmış. Biraz göz yoruyor gibi geldi bana. Ama sonuçta yani siz... Daha sade, sadece iki renkten oluşan bir masa tercih etseydiniz bence daha güzel olurdu. Ama şu anda masamda çok fazla renk yok aslında. Göz yoruyor. Bana öyle geldi. Ama bu sefer de orta boş dediniz mesela. Çok doldursam çok doldurdu. Benim için ortanın boş olmasının bir önemi yok. Onu Bilge söyledi ama ben yani... Ekran mı fazla dedi? Ekran mı fazla dedi değil mi? Bahsettim. Aşkım bu fazla aynen mı sence? Bence de fazla. Sevda... Onu daha sade bir renk tercih edebilirdi. Zaten burası komple renkli. O daha sade olsaydı daha güzel olurdu. Bu şekilde göz yoruyor. Ben bu şekilde daha çok hani sonuçta ekranlara çıkacağız ve normal bir yemek sofrası değil. Yani sonuçta daha hani süslü, çiçekli olsun istedi. Süslerken, süslü yaparken de göz yormamak gerekiyor diye düşünüyorum. Ben bu şekilde beğendim ama. Sevdacığım. Ben masanın renk uyumunu çok beğendim. Yalnız sadece ortası çok boş. Belki çok çiçek kullanıldığı için ortaya çiçek koymamış olabilirsiniz ama şu iki çiçeği ortada buluştursaydınız daha şık olurdu. Çiçekleri beğendiniz mi yani? Yani şey olarak beğenmedim tabii ki. Daha şık bir vazo yatay olabilirdi. Sevda Hanım, arka tarafta botanik park gibi bakar mısınız? Ay, evimde ben çiçek çok seviyorum. Evet, çok fazla çiçeğim var. Ama şimdi ortaya çiçek koyduğumuzda o kalkacak yani. Ben servisleri aldığım zaman kalkacak diye değil de yani onu görseydik ve sonra kaldırılsaydı daha hoş dururdu. Ortası gerçekten çok boş. Şu iki çiçeğin olduğu yerlere koymuşsunuz bir de. Hani örtüde çiçek olmasaydı belki daha şık dururdu görüntü olarak. Ortada şunlar dursaydı, gerçekten çok modern yani ben belki çok severek. Belki şöyle daha uzun bir çiçek tercih hani çiçekleri etseydiniz. Çok dağıtmışsınız gibi diyor. Çünkü etrafımız da çiçeklerle dolu ondan dolayı. Kamera açısı nedeniyle oraya koydu ama. Bu iki şu obje ortada ve yan yanaydı. Evet öyle hoştu. Kamera açısı yüzünden kaldırdık. Ama Ekrem'le aşkına katılıyorum. Şu bence bu fazla. Çiçek yerine şamdan da tercih edebilirdi. Olabilirdi, evet. Zaten sade, önümüzde, evet, bardaklara önümüzde uyan. Yeterince çiçek var. Daha fazlasına gerek yoktu bence. Olabilirdi ortada bir şamdan. Evet. Bu fazla geldi bana da. Bunsuz şu örtünün rengi çok güzel. Peçeteyle örtü bir bakın. Bunlar daha patlayacaktı değil mi Ekrem? Evet, renklerin uyumu güzel. Şu olmasaydı ama onu sevdi o. Evet, o zaman yorumlar bittiyse yemeğe geçelim mi? Tel şehriyeli domates çorbası.